Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi çok önemli bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Yana ve Oryx çıkacaktı ve video çıktı. Ben bu videoyu sizlere hemen aktarmak istiyorum. Daha yeni çıktı. Ben de videoyu hemen aktaracağım. İki yeni çıkacak operatörün de gameplay yani oynanışı çıktı ve yeni gelecek olan yeniliklerden de bahsedildi. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Sizler gibi videoya hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi direkt başlar başlamaz karşımıza Oryx çıktı bile. Gördüğünüz gibi Oryx duvarları kırıyor. Koşarak duvarları kırma özelliğine sahip. MP5'i var. MP5'inde ACOG'umuz yok ama. Ve aynı zamanda Montaigne'e de vurarak Montaigne Shield'ını kaldırabiliyor. Ve çok garip bir şey, gördüğünüz üzere artık, yani artık değil, Oryx hatchlerden de çıkabiliyor, tırmanabiliyor. Ve Yana var gördüğünüz gibi. Yana'nın da bir hologramı olduğundan bahsettik. Oryx'in hızlı koşması ve duvar kırması ve rakipleri yere düşürme özelliği, aynı zamanda hatchlerden çıkabilme. Yana'nın ise kullanabildiği bir hologramı var. Video üzerinde zaten ben sizlere bunların hepsinden bahsedeceğim. Şu sesi kapatayım biraz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi silahlarından bahsedecek olursak da Oryx'in silahlarında MP5 var. Bir tane Spas 12'miz, yani bu Volkire'ın shotgun'ından olan shotgun'ımızdan var. Ve Oryx gördüğünüz gibi operatörleri çarptığında, hızlı koşarak özelliğini kullandığında yere düşürebiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve 3 tane bu tarz özelliği var görüyorsunuz, ama bu özellikler altta gördüğünüz gibi doluyor hep. Duvarları kırıyor ama bu özellikleri rakipleri düşürebiliyor vesaire. Ama gördüğünüz gibi şurada alt kısımda bu özelliğin dolduğunu görüyorsunuz, yani yaptıkça doluyor. Ve şöyle bir olay var. Bu duvar kırma 10 canınızı azaltıyor. Yani canınız 10 iken yaparsanız injür düşüyorsunuz yere. Barbed wire var bu arada Oryx'in de, görüyorsunuz. Duvarları kırmaya gösteriyor şu anda hala bize. Video birazcık uzun zaten. Ubisoft'un videosu. Bu arada gördüğünüz gibi Nomad'in attığı şeylerden de geçebiliyor galiba. Nomad'in attığı Aircap'lerden de geçebiliyor. Duvarı kırıp böyle hızlıca girebiliyorsunuz. Bu arada şu anda görmüş olduğunuz gibi şöyle bir durum var. Bu gördüğünüz map'te Oregon. Oregon'da yenilenmiş. Şimdi ondan hakkında da bahsedeceğiz. Bu arada şimdi şöyle bir olay var. Oryx ile hatch'ten çıktığınızda isterseniz direkt çıkabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle bekleyip pikleyebiliyorsunuz etrafı. Bir görüş sağlamak vesaire için yapılabilir mesela. Çok güzel olmuş bu arada. Ben de çok heyecanlıyım videoyu izlerken. İzledim ben. Çekmeden önce bir kere şimdi anlatmak için sizlere çekiyorum. MP5'imiz var dedik. Spas 12'miz var dedik. Ama MP5'imizde ECOG'umuz yok. Pistollerinde de USP 40 var gördüğünüz gibi. Zaten böyle hatchlerden oradan buradan kaçıp göçüp geçip gidebiliyorsunuz. Hala hatchleri anlatıyor. Yani şeyi söylüyor aslında. Savunmada gerçekten tehlikeli bir savunmacı olabiliyor. Çünkü durmadan bir yerden bir yere rotasyon. Böyle bu şekilde rakibe çarptırırsanız da direkt adamı yere düşürüyorsunuz. Şimdi Yana'ya geçtik. Yana'nın özelliği. Şu an mesela Yana hologramında. Arkadaşlar, hologramınızı böyle kullanabiliyorsunuz. Adamlar hologramınızı görüyor. Ama şöyle bir durum var. Adamlar hologramınızı gördüğü zaman vurabiliyor. Yani ayaklı kamera gibi bir şeysiniz aslında. Elinizde silah olmasına rağmen silahla vuramıyorsunuz. Şundan bahsedeyim. Hologram komple siz nasılsanız öyle gözüküyor. Üniformunuz aynı, headgear'ınız, her şeyiniz, silah skinine kadar her şeyi aynı gösteriyor. Her şey, sesi de aynı şekilde gösteriyor, yazdığı gibi görüyorsunuz zaten. Ama adamlara zarar veremiyorsunuz ve Frost Tribe'inden vesaire etkilenmiyorsunuz. Ama Mute'dan etkileniyorsunuz veya Kapkan'dan da etkilenmiyorsunuz. Belli etkilenip etkilenmediği şeyler var bu hologramın. Yani Frost'tan etkilenmiyor ama Mute'dan etkileniyor. Karşı rakip sizi vurabiliyor. C4'ten etkileniyor. Yani C4 alabiliyor tabii şeyinizi. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Adamları baitliyorsunuz. Nasıl baitliyorsunuz? Hologramı atıyorsunuz, giriyorsunuz içeri. Aynı şekilde gözüktüğü için C4 ile baitliyorsunuz gördüğünüz gibi. Smoke baitleyebilirsiniz. Goyo baitleyebilirsiniz. Böyle sizin hologramınızla vurduğunda hologramınız kayboluyor direkt. Direkt kayboluyor. Bandit'ten de bu arada ölüyor hologramınız, yani gidiyor. Hologram da bildiğiniz gibi doluyor bu arada. Maestro da aynı şekilde alabiliyor sizin hologramlarınızı. Şöyle bir durum var, bir de hologramınızı ciddi manada böyle baitlemek için kullanabilirsiniz. Bayağı bir işe yarıyor. Bir de siz hologramınızı kullanırken kendiniz hareket edemiyorsunuz. Göreceksiniz zaten birazdan. Bu arada hologramdan Vigil'i de görebiliyorsunuz diye anladım ben. Yanlışsam düzeltin. Vigil özelliğini kullanırken de görme ihtimaliniz, ya hologramda görebiliyorsunuz. Ama Vigil
tam özelliğindeyken göremiyorsunuz galiba. Yani özelliği kapı aç yaptığında o anda siz kamera gibi olduğu için hologramınız görüyorsunuz. Bu şekilde bombaya da gidiyor. Impact'a yani. Hologramınızı kendi kendinize de kapatabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani hologramı adamlar vurmadan siz görüşü alır almaz kapatabilirsiniz. İlla adamların vurmasına gerek yok yani. Bu arada görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Videoyu zar zor buldum. Sizler için çekiyorum. Silahlarına gelecek olursak da Yana'nın silahında RX-2000 ya da 200 düzeltin beni tam bilmiyorum. DMR olması lazım. Bir tane de aynen bu DMR'ı var. Diğer silah da G36C eşte olan arkadaşlar. Şu anda da bize Oregon'u anlatıyor bu arada. Oregon'un Small Tower'ını değiştirmişler. Arkalara bir şeyler eklenmiş. Buradan aşağı inerken, Laundry'ye inerkenki tek merdiveni çife çevirmişler. Araya bir tane freezer eklemişler. Yani dondurucu yeri eklemişler. Köprüye cam eklenmiş. Yandaki o şey farklı gördüğünüz gibi. Köprü de farklı değişmiş. Aynı zamanda şimdi göreceksiniz buradaki, burası da değişmiş. Mesela çatının rengi değişmiş ayrı. Buradan aşağıya küçük olmuş orası da yani. Biraz daha küçültmüşler oraları. Merdiveni kaldırmışlar. Aynı zamanda kitchen'dan small tower'a connector eklemişler. Yani araya bir yol eklemişler. Komple direkt oradan kitchen'e geçilebilecek bir yer eklemişler. Barikatlarla ilgili bir kırmalar değiştirilmiş. Daha tutarlı yapılmış barikat kırmaları. Daha zor, obstrüktif olmuş biraz daha zor olmuş. Ve dronlamalar şöyle. Dronladığınız yerden direkt doğduğunuz yerden dronlarınız doğacak artık. Aynı zamanda oyun arayüzü değişmiş gördüğünüz gibi. Bunun dışında işte başka söyleyebilecek bir şey yok. Çok heyecanlıyız hepimiz zaten. Yeni map geliyor. Yani Oregon değişiyor. Yeni iki operatörümüz geliyor. Bekliyoruz bakalım. İlk tabii bir hafta boyunca sadece Season Pass'i olanlar oynayabilecek. Geri kalan bir hafta sonrasında da isteyen herkes alabilecek. Renown veya Realty kredisiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen sizlere çekmek istedim. Çok heyecanlıydım ben de. Yani çok heyecanlı anlattım. Bazı şeyleri yanlış veya kaçırmış olabilirim. Yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.